Yepyeni bir video ile herkese merhaba, ben Nazire İnsel. Bugün yine beni çok heyecanlandıran bir ürünle karşınızdayım. Çünkü birçoğumuz gibi benim de Apple ürünlerine karşı özel bir ilgim var. Bu videomda Apple'ın iPad ailesinin son üyelerinden bir tanesi olan iPad mini 6. nesili daha yakından inceleyeceğiz. Önceki iPad mini 2 yıl önce duyurulmuştu. Bunun üzerine 2 yıl boyunca çok fazla yenilikler yapıldı. Bu yenilikleri ben de çok beğendim. Gelin bu yeniliklere sizlerle birlikte daha yakından bakalım. iPad mini'yi ilk olarak elime aldığımda hafif olması ve köşeli tasarımı en çok dikkatimi çeken şey oldu. Çünkü ben köşeli tasarımlarını gerçekten çok seviyordum. Tekrar köşeli tasarıma geçmesine de en çok sevinenlerden birisi de benim. Hafif demişken bu arada ağırlığı 293 gram. Yani daha iyi anlayabilmeniz için şöyle bir örnek vermek istiyorum. iPhone 13 Pro Max'ten yaklaşık 50 gram daha ağır, yani neredeyse bir telefon ağırlığına sahip hafif bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Eğer sim kart takmak isterseniz, yani sim kart takılan versiyonunu tercih ederseniz 4 gram daha artıyor, yani 297 gram oluyor. Ayrıca yapılan en büyük yeniliklerden bir tanesi de Type-C port girişine sahip olması olmuş. Bu zaten bence artık yapılması gereken bir yenilikti. Tasarımdan devam edecek olursam şöyle görmüş olduğunuz gibi 2 tane ses açma ve kısma tuşuna sahip, ayrıca bir tane de kilit tuşu bulunuyor. Bu kilit tuşu da aynı zamanda Touch ID özelliğine sahip, yani parmak izinizi buradan okutabilirsiniz. Biliyorsunuz. Bu arada iPad mini'de Face ID özelliği bulunmuyor. Yani sadece Touch ID var. Bence Face ID olsaydı daha kullanışlı olurdu. Kenarlardan devam edecek olursam iki tarafında stereo hoparlörlere sahip. Bu stereo hoparlörler bizim günlük kullanımımıza ne kadar yansıyor diye soracak olursanız, mesela tableti aldığınız karşınıza ve işte bir görüşme yapıyorsunuz veya işte film izliyorsunuz, bir şey dinliyorsunuz, sesi doğal bir şekilde almanızı sağlıyor. Buradan arka kısma geçecek olursam görmüş olduğunuz gibi bir tane kameraya ve 4 LED'li TrueTone flash'a sahip. Bu kamerada en çok dikkatimi çeken şey de takip özelliği oldu. Takip özelliği ne demek? Yani mesela görüntülü bir görüşme yapıyorsanız ufak hareketlerinizle kadrajdan çıkmanızın önüne geçmiş oluyor bu özellik. Yani bir görüşme yapıyorsunuz, hafif şöyle hareketler yaptınız veya ayakta bir sunum yapıyorsunuz, bir şey anlatıyorsunuz, kadrajdan çıkmanızı engellemiş oluyor. Ayrıca kameramız 12 megapiksel ve 1.8 diyafram aralığına sahip. Yani bu sayede düşük ışıkta daha güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Video performansında ise 4K 60 FPS çekimler yapabilirsiniz. Ağır çekim moduna baktığımızda ise 1080p'de 240 FPS'e kadar da çıkabilir. Ön kameraya gelecek olursak ultra geniş açıya sahip 12 megapiksellik bir kamera tercih edilmiş. Ayrıca 2.4 diyafram aralığına sahip ve 122 derecelik açıyla Full HD 60 FPS videolar kaydedebiliyorsunuz. Zaten şu anda kamerayla ilgili çektiğimiz örnekleri de sizlere gösteriyorum. Ultra geniş açı bence çok başarılı olmuş. Gayet geniş bir açıya sahip bir ön kamera olduğunu söyleyebilirim. Evet, gece ön kamerada video çekmek isterseniz bu şekilde bir görüntü elde ediyorsunuz. Bayağı kötü. Fakat düşük ışıkta çekim yapmak istiyorsanız ön kamera değil de arka kamerayı tercih ederseniz daha güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Kutu içeriğinden bahsetmeden önce değinmek istediğim bir nokta daha var. Şu kenarda görmüş olduğunuz manyetik kısım, manyetik kalem tutucu kısmı. Başka da hiçbir şey yok zaten bu tarafında. Görmüş olduğunuz gibi eğer pencil ile birlikte kullanmak isterseniz kalemini kenarına koyarak, şu an benim elimde olmadığı için gösteremiyorum ama yan tarafına koyarak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İkinci nesille uyumlu olduğunu da belirtmek istiyorum. Yani birinci nesil bir kaleme sahipseniz kullanamazsınız. İkinci nesil Apple Pencil'a sahip olmanız gerekiyor. Kutumuzun içerisine bakacak olursak, kutumuzun içerisinden ilk olarak 20 watt gücüne sahip hızlı şarj özelliği bulunan Type-C uyumlu bir adaptör çıkıyor. Sonunda bir tane Apple ürününden adaptör çıktığını gördüm. Bu konuda çok mutluyum. Ayrıca tabii ki de Type-C porta sahip bir adaptör varsa iki tarafı da Type-C olan bir kablomuz çıkıyor. Ayrıca bu kablomuz da hızlı veri akışına da olanak sağlıyor. Bu arada şarj demişken batarya kısmına gelmek istiyorum. Bir kere şarj ettiğinizde 10 saat boyunca video izleme ve internette gezinme süresini bizlere sunuyor. Yani kendi deneyimlerimde bakacak olursam batarya konusunda bayağı başarılı olduğunu söyleyebilirim. Eğer çok aktif olarak kullanmazsanız 3-4 günde rahat rahat götürüyor. Tabii ki de bu sizin kullanımınıza göre değişiklik gösterecektir. Yani günlük olarak kaç saatinizi iPad mininizde geçiriyorsunuz, buna bağlı olarak değişiklik gösterir. Benim kullanımıma göre, yani evet, 10 saat boyunca film, dizi, bir şey izlediğimde veya internette gezindiğimde rahat rahat şarjı yetiyor. Aktif olarak kullanmadıysam, öyle birkaç bir şey bakıp kapattıysam günlük olarak da
4 gün falan da rahat rahat götürüyor. Ayrıca aklıma gelmişken şunu da belirteyim. Bende bulunan iPad mini 64 GB. Eğer dilerseniz 256 GB'lık versiyonu da tercih edebilirsiniz. Ayrıca 4 farklı renk seçeneğine de sahip. Bende bulunan şöyle görmüş olduğunuz gibi yıldız ışığı rengi. Dilerseniz uzay grisi, pembesi bir de moru vardı. Bence moru da gayet başarılı. Siz yine zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Bağlantı konusuna gelecek olursak bu konuda da bayağı iyileştirmeler yapılmış. Tabletimiz Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 özelliklerine sahip. Bana soracak olursanız Bluetooth 5.2 tercih edilseydi daha başarılı olurdu. Neyse artık ekrana gelelim. Ekrana geldiğimizde IPX teknolojisi ve 8.3 inçlik Liquid Retina ekran var. Piksel yoğunluğu ise 326 ppi ve P3 renk yelpazesine sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu arada bunun bayağı geniş bir renk yelpazesi olduğunu da söyleyebilirim. Proton teknolojisi bu cihazımızın ekranında da mevcut. Yani bulunduğunuz ortamın ışığına göre dilerseniz parlaklığını ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ekranımızın parlaklığına bakacak olursak maksimum seviyeye getirdiğimizde 500 nite ulaşıyor. Örnek vermek gerekirse iPhone'un Pro ailesine baktığımızda maksimum parlaklık seviyesi 1200 nite kadar çıkabiliyor. Yani onlarla şöyle karşılaştırdığımızda bu ürünümüzün maksimum parlaklık seviyesi biraz düşük kalıyor. Yani bu günlük hayatımıza nasıl yansıyor derseniz güneşli bir günde dışarıda tabletinizi kullanmak istiyorsanız biraz zorlanabilirsiniz görmekte. Artık tabletimizin içine doğru ilerlemek istiyorum. Çipine geçelim. Çipine geldiğimizde A15 Bionic çip kullanılmış. A15 iPhone 13 ailesinde kullanılan çipin aynısı. CPU'da 6 çekirdekli, GPU'da ise 5 çekirdekli. Bunun yanı sıra 16 tane de Neural Engine çekirdeğe sahip. Yani bu ne demek? Günlük hayatınızda tableti kullanırken yaptığınız işlemlerde hız konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Yani bu tabletle neler yaparsınız? İşte oyun oynarsınız, edit yaparsınız, çizim yaparsınız, resim yaparsınız, müzikle uğraşıyorsunuz, onunla ilgili bir edit yaparsınız. Bunların hepsini yapabilecek teknolojiye sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabletimizin boyutu ve özellikleri düşünüldüğünde çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta hani küçük bir tablet olduğu için her zaman her yerde yanınıza taşıyabilirsiniz. Her alanda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabletimizin yanına bir de kalemini edinirseniz rahatlıkla normal bir ajanda gibi çantanıza atıp rahatlıkla taşıyabilir, kullanabilirsiniz istediğiniz yerde. Yani sulu boya çizim bile yapabiliyorsunuz, 3D tasarımlar yapabiliyorsunuz. Yani yapabileceklerinizin sınırı yok gibi bir şey. Hayal edebildiğiniz her şeyi yapabilme teknolojisini bizlere sunmuşlar. Benim gördüğüm en kötü özelliklerden bir tanesi çok saçma olacak ama şu parmak izi olayı. Yani inanılmaz bir parmak izi bıraktığını söyleyebilirim. Hem ekran kısmında hem de arka kısmında çok fazla parmak izi bırakıyor. Hadi kılıf aldınız, arkasını bir şekilde korudunuz. Ama kullandığınız ekran çok fazla parmak izi bırakıyor. Sürekli silmek zorunda bırakıyorlar yani. Şöyle genel olarak toparlayacak olursak bence özellikleri bakımından bayağı donanımlı olmuş. Güzel bir tablet oluşturmuşlar ve boyutlarını da göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten hayatımızda her alanda rahatlıkla kullanabileceğimizi düşünüyorum. Param olsa alırım. Alınır mı diye bana soracak olursanız bence bu tablet kesinlikle alınır. Fakat şu son zamlardan sonra fiyatı biraz gereksiz fazla oldu bence. Ama bu da hani bu tabletle alakalı değil. Genel olarak her şeyin fiyatını arttığı gibi Apple ürünlerinde özellikle zam geldi biliyorsunuz. Bir önceki fiyatına baktığımızda 5 küsürlerdeydi. O fiyata alınabilirdi bence ama şu an 7 küsürlere geldiğinde biraz eder mi diye düşünüyorum. Kararı tamamen sizlere bırakıyorum. Özellikleri bu şekildeydi. Ürün hakkında teknik özellikleri açısından daha detaylı bilgiye ulaşmak veya satın almak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Yani linki öyle çok araştırıp koymadım. Herhangi bir linki aşağıya koydum. Siz satın almak isterseniz, daha ucuzunu bulabilmek isterseniz farklı linkleri de araştırın. Ben öyle fikir sahibi olabilirim diye aşağı açıklama kısmına bıraktım. Videoda unuttuğum, atladığım bir şey varsa açıklama kısmına detaylı olarak yazacağım. Yine kafanıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Neyse hemen aşağı inip abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Attığım videolardan anlık olarak haberdar olabilmek için zili açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bye bye.